Merhaba sevgili Feygulcular, Pokemon Yeni'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde neler olmuştu hızlı bir şekilde hatırlamak gerekirse, bir önceki bölüm tamamıyla hikaye tabanlı bir bölümdü. Yan hikaye tabanlı bir bölümdü. Limoges şehrinde Luker denilen bir abimiz gelmişti ve büro açmıştı. Ve o abimiz de bizden, o dedektif abimiz de bizden onun yanında çalışmamızı istemişti. Biz de onun yanında çalışmaya başlamıştık. Bir takım görevler yapmıştık. İşte koşturmaca, bilet bulmaca. İşte daha sonra şey görevine başlamıştık. Şehrin çocukları arka sokaklarda takılıyormuş. Neden arka sokaklarda takılıyormuş? Şehrin anneleri endişelenmeye başlamıştı. Biz de onları araştırmaya gitmiştik. Daha sonra şunu öğrendik ki bu şehrin çocukları bir tane kızın etrafında toplanıyorlar. Bu kızın da bir tane espuru var. Mimi adında bir espuru var. Daha sonra bu olay Luker'ın ilgisini çekiyor. Biz de olaylara dahil oluyoruz Luker'ın partneri olduğumuz için. Bu olay Luker'ın ilgisini çekiyor ve Luker kıza diyor ki gel sen benim ofisimde yaşa. Ben de başka bir yerde otelde yaşarım. Orada rahat et, sokaklarda yaşama falan diyor. Kızın ailesi falan yok bu arada. Kız da başta kabul edecekken yanındaki partneri olan Espru düşünüyor ki Espru da tam olarak onun Pokemon'u değil. O da onun partneri gibi bir şey çünkü Poke topu yok. Espur ofisi falan sevmez diyor. Daha sonra kız bu olayı reddediyor. Tabii Luker da üzülüyor ve Luker bize bir görev veriyor. Şu anki görevimiz Espur'u bulmak arkadaşlar. Koskoca Lumos şehrinde bu görevleri yapmak gerçekten zor ama serinin bitmesi için bunları tamamlamak zorundayım. Sıkıldığınızı biliyorum. Yapacak bir şey yok ama yüzdük kuyruğuna geldik. Son anda da aniden bitirmek olmaz arkadaşlar. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. İlk olarak bir yetenek anketine bakalım. Necromancer yeteneğinin olma ihtimali 20'de 7. Hemen bir zar atıyorum arkadaşlar. 10 geldi. Necromancer yeteneğini kullanmayacağım. Wonder Trade'in olma ihtimali yine 20'de 7. Bir zar atıyorum. 10 geldi. Yine kullanmayacağım. Herhangi bir yetenek kullanmıyorum bu bölümde. Şu an arkadaşlar Mimi'nin yani Espur'un olabileceği birkaç yer var. Oralara gideceğiz. Oraları kontrol edeceğiz. Mimi'yi bulmamız lazım. İlk olarak Galeta Standı'nın karşısındaki sokakta olabileceğini söylüyorlar. Hemen Galeta Standı'nın oraya gideceğim. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Kuzey Caddesi'ne gitmem gerekiyor. Kuzey Caddesi'ne gideceğim. Hemen buradan çıkıp buradaki çocuklar gerçekten karın ağrısı yaratmıştı. Bakalım bu hikaye nerede sonlanacak merak ediyorum. Bize nasıl bir son verecekler? Holocaster'dan mesaj aldık. Bu arada mesajımız neymiş? Hemen okuyalım. Crash diyor Luker. Ben çocuklardan bir ipucu aldım. Bana göre bu çok önemli bir ipucu. O yüzden sen bu ipucuyu kullanabilirsin. Görünüşe göre Mimi yabancılar tarafından evcil hayvan muamelesi görmeyi sevmiyormuş. O yüzden sen arka sokaklarda Mimi arka sokaklara kaçmış olabilir. Arka sokakları dolaşsan iyi olur. Galeta standının karşısına gidebilirsin. Limois istasyonunun karşısına gidebilirsin. Ve Cafetristi'nin hemen sağına gidebilirsin. Kuzey bölgesindeki sokaklar onlar. Ben kaçtım. Görüşürüz ve sana iyi şanslar diliyorum diyor Luker. Evet biz de kuzey bölgesindeki sokaklara bakacağız arkadaşlar. Bakalım Mimi'yi bulabilecek miyiz? Şu an güney bölgesindeyiz. Hemen kuzey bölgesine yardırıyorum. Evet, Cafe Triste'ye doğru gidiyorum. Bakalım bulabilecek miyim arkadaşlar? Çok lanet olası bir yani bayağı bir yeri gezdim. Üçünden birinde değilse yani söveceğim yani sinirleneceğim şu an. Onu söyleyebilirim yani içtenlikle. Herhangi bir kafe göremiyorum. Halen daha göremiyorum. Mimi neredesin ya? Gerçekten darladın, uğraştırdın ya. Bu hangi kafe abi? Cafe Triste. Bunun karşısındaki sokak. Ya burada da espri yok ki. Yok yani. Cafetrist de burada abi. Biraz ilerleyelim. Cafetrist'in arasındaki sokakta olabilir. Buraya giriyorum.
Evet. Mimi'yi bulduk arkadaşlar. Cafe Tristan'ın ilerisindeki sokaktaymış. Meo. Mimi bize doğru bakıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi burada bir sürü opsiyonumuz var arkadaşlar ama bizim yapmamız gereken şey dans etmek. Diğerlerini yaparsak Mimi kaçıyor. Biz direkt dans etmeyi seçiyoruz. Ve Mimi mutlu oluyor. Ve bizimle birlikte geliyor. Artık Mimi'ye arkadaş edindik. Ve Mimi'yi o kıza doğru getiriyoruz. Evet, bizi sevdi Mimi. O Crash, bu gerçekten iyi iş. Artık Mimi sana düşkün gözüküyor. Harika Crash, onu büyüledin mi? Ne yaptın? Mimi nasıl seni bu kadar hızlı sevebildi? Teşekkürler Crash diyor Luker. Benim partnerim olarak değerini kanıtladın. Mimi'nin arkadaşı, problem çözüldü mü? Her şey tamam mı? Artık sokaklardaki hayattan mezun olmalısın ve Luker'ın bürosuna benim asistanım olarak katılmalısın. Bunu kabul ediyor musun? Evet, ben hazırım. Mimi benimleyse ben bunu kabul ediyorum diyor küçük kız. Ve ben dedektiflerin neler yaptığı hakkında çok meraklıyım. Dedektif olmak kanı kaynayan bir insan olmak demektir. Yeni asistanımızla birlikte bize Luker'ın bürosunu göster. Evet, büroya geri dönüyoruz arkadaşlar. Büromuza geldik kızla birlikte ve Mimi ile birlikte. Burası Luker'ın bürosu mu? Burası sokaktan daha sıcak. Bu harika olacak, öyle değil mi Mimi? Oğlum bak, kıza acıyorum. Gerçekten çok kötü bir hayatı olmuş. Yani kızın adına sevindim açıkçası. Biraz yürek burkan bir hikaye. Meow. Lütfen rahat et burada. Bugünden itibaren burada benim asistanım olarak çalışacaksın diyor Luker. Ve istediğin kadar burada yaşayabilirsin. Ben görgü kurallarını resmen unuttum. Ben sana adını sormayı unuttum. Senin adın neydi? Adını söylemek ister misin yoksa sana halen daha Mimi'nin arkadaşı mı diyeyim? O ben mi? Benim adım sadece Emma. Tanıştığımıza memnun oldum. Emma, oldukça güzel bir isimmiş. Böylece sokaktaki çocuklar dosyası kapanmıştır. Emma'nın burada kalacak olmasıyla birlikte artık çocuklar sokakları evi olarak görmeyeceklerdir. Crash, sana Holocaster'dan bir mesaj yollayacağım. Bir dosya aldığımız zaman. Evet, bu davada böylece kapandı arkadaşlar. Bu davayı geride bıraktık. Emma ve Mimi. Ben kesinlikle onların burada kalması için onları davet etmiştim. Bu gerçekten zekiceydi. Bundan şüphe yoktu. Bilmediğim şey ise bizim karnımızı doyuracak kadar işin olup olmadığıydı. Sanırım ben işleri sıkıya alıp bu göreve konsantre olmalıyım. Bu kanı kaynayan bir dedektifin yapması gereken şeydir. Ah be Luker, derin derin daldın. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne düşünüyorsun abicim? Evet arkadaşlar, buradan ayrılalım ve yeni bir görev için sokaklara çıkalım. Bakalım yeni bir görev ne alacağız? Çok merak ediyorum açıkçası. Luker birazdan bize mesaj yollar. Hemen buradan ana sokağa çıkıyorum. Luker direkt bize zaten mesaj yollayacaktır. Holocaster'la. Bakalım yeni görevimiz ne olacak? Evet, Holocaster'ımıza mesaj geldi. Crash, ben Luker. Seninle çok önemli bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Luker'ın bürosuna gelebilir misin lütfen? Evet. Luker'ın yanına tekrardan gideceğim arkadaşlar. Yeni bir görev aldık, yeni bir dava aldık. Oyun biraz dedektif oyununa döndü. Bunun farkındayım ama umarım sıkılmadan izliyorsunuzdur. Bakalım hikaye bizi nerelere götürecek. Çok merakla sonunu bekliyorum hikayenin. Hemen Luker'ın bürosuna doğru yardırıyorum arkadaşlar. Bakalım yeni görevimiz neymiş, hep birlikte göreceğiz. Evet, içeri doğru giriyorum. Açıkçası bu bölümde bütün görevleri bitirebilir miyim bilmiyorum. Belki bir bölüm daha sürer. Ya bu bölümde biter ya da bir sonraki bölümde kesin biter arkadaşlar. Yani bir netliği yok. Hemen Luker'ın yanına gidiyorum. Mimi nerede lan? Mimi ile Emma nerede? Crash, işte buradasın. Bu çok iyi. Senin zamandan 30 saniye ihtiyacım var. Daha da fazlası değil.
Bu bizim yeni arkadaşımız Emma hakkında bir sorun. O ofiste yaşamaya başladığından beri ben onun üzerinde bir takım stres, ben onun üzerinde bir takım stres izleri seziyorum. Bu da beni gerçekten endişelendiriyor. Ne düşünüyorsun Crash? Yanlış bir şeyler olabilir mi? Abi yanlış bir şeyler olamaz. Kız sokakta yaşıyordu. Aniden ofiste falan geldi. Hiç tanımadığı ortam, hiç tanımadığı insanlar. Bence yanlış bir şey yok yani. Doğal, no. Tabii ki, tabii ki. Eğer benim partnerim yanlış olan bir şey olmadığını söylüyorsa hiçbir şey yanlış gidemez. Ben sadece biraz endişelenmiştim. Ben sadece böyle garip bir yerde yaşamaktan ve bütün gün çalışmaktan endişelenmiştim. Yani ben sadece onun hakkında endişelendim. O artık garip bir yerde yaşadığı için ve bütün gün çalıştığı için bu onu strese sürüklemiş olabilir. Ama sanırım benim endişelerim yersiz. Bu sanki böyle bir şey. Ben asık suratlı bir dedektifmişim de her şeyde gizem arıyormuşum gibi, diyor Luker. Evet, biraz paranoyak bir adam. Chapter 3. Dedektif, turist, çete. Bakalım. Arigato gozaimasu. Kisama. Motto motto kishimate. Evet, yabancı konuşan bir kadın girdi içeri. Oho, konnichiwa. Arigato gozaimasu. Oo, burada neyimiz varmış? Bu şehrin ünlü turistlerinden biri. Oğlum ünlü turist nasıl olur? Ha yani mantıklı. Yani Japon bir sanatçı falan olabilir belki. Konuşmalarınızın şeklinden anlıyorum ki madam, sanırım bayağı uzaktan gelmişsiniz. Ben Luker. Sizin için ne yapabilirim? Motto motto. Ay. Gambatte, gambatte. Oh. Kage bunshin no jutsu. İtatigimasu. Gomen nasai. Sayonara. Gambatte. Sevgili hanım. Gerçekten üzgünüm ama biraz daha hızlı konuşabilir misiniz? Oğlum ben zaten anlamıyorum. Daha da hızlı konuşmasın. Kaçırmaca. Tamam ya, of, tamam, saçmaladım. Bayanın dediklerinden anladığıma göre bu bayana karşı bir suç işlenmiş. Sence bu neden olmuştur Crash, benim arkadaşım? Diller hakkında bilgime dayanarak, biliyorsun ben dünyayı bayağı gezdim. Görünüşe göre bu bayan bayağı alınmış çünkü o misafir olarak buraya gelmiş ve ona bir çay bile ikram edilmemiş. Evet, dava kapanmıştır. Bu da demek oluyor ki arkadaşım, bu bayana bir çay yapmalıyız. Kreş, lütfen misafirimizi rahat ettirmek için bu ana görevi yapalım falan diyor. Arigato gozaimasu. Eve geldim. Evet. Mimi ile Emma geldi arkadaşlar. Oh Kreş, sen de hoş geldin. Bay Luker dışarı mı çıktı? Bu yaşlı hanım da kim? Gambatte Nartokun. Akatsuki is very strong. Gomen nasai. Oğlum herkes Japonca konuşuyor. Bir ben konuşamıyorum. Delireceğim. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Cahil olmak çok kötü bir şey. Eğer biz böyle devam edersek Crash gerçekten hiçbir şey anlamayacak. Ben bu yaşlı hanımla böyle boş konuşmak istemiyorum. Hey Mimi. Ne diyorsun? Gücünle birlikte bize yardımcı olabilir misin? Evet, galiba artık kadının dilini anlayabileceğiz. Teyze İngilizce konuş, Allah rızası için. Bu Mimi'nin büyülü gücü mü yoksa? Bir şekilde kadının düşüncelerini, bir şekilde yabancı kadının düşüncelerini kafamızda duymaya başladık. O büyük ihtimalle Luker ve Emma için kaba şeyler söylediği için kötü hissediyor. Onun kötü hissetmesinin ana sebebi onun değerli Pokemon'unun çalınmış olması. Bu Mimi'nin büyülü gücü mü? Bir şekilde Emma'nın düşüncelerini kafamızda duyuyoruz. O kadını aşağılamak istemiyor, bundan eminiz. Görünüşe göre o halen daha çalınan Pokemon hakkında endişeleniyor. Tamam, özet geç teyze, özet geç. Bu Mimi'nin büyülü gücü mü? Yabancı kadının düşüncelerini beynimizin içinde duyuyoruz. Bu olaylar olduğunda o tren istasyonunda geziyormuş.
Bir adam arkasından yaklaşmış ve onun çantasını çalmış. Kadın onun peşinden koşturmuş ama adam uzaklaşmış. Bu Mimi'nin büyülü gücü mü? Bir şekilde Emma'nın düşüncelerini kafamızda duyuyoruz. Emma bu adam hakkında bir fikir sahibi olabilirmiş. Aa, ben döndüm. Gecikmem için gerçekten beni bağışlayın. En iyi kalitede çay aldım. Rize çayı. Bu yüzden ben misafirimizin damak zevkine güveniyorum. Eyvallah Lokacığım. Oo, Emma ve Mimi de dönmüş. Gerçekten mükemmel zamanlama. Hepimiz birlikteyiz. Emma, sen uzaklardan gelen turist hanımımıza kendini tanıttın mı? Meow. Ha, diğerlerinin düşüncelerine olan bağlantımız aniden kayboldu. Bir şekilde Mimi'nin gizemli gücü kesildi. Oo, burada ne varmış Mimi? Neden? Neden mutlu değilsin ki? Ben sen gelmeseydin merak ederdim yani. Ha, ben Mimi'ye karşı kazandım. Ay Bay Luker, bakabilir misiniz? Buradaki yaşlı hanım diyor ki onun Pokemon'ları çalınmış. Sanırım hırsızlar halen daha Limois istasyonundaymış. Hey, bu da ne? Neler söylüyorsun sen? Onun peşinde olduğu şey çay değil miymiş? Of, Luker sadece Japonca biliyormuş, numarası yapıyormuş. Of abi, kadın orada Pokemon'um çalındı diye yalvarıyormuş saatlerdir. Adam ona çay getirdi abi, neyin kafası? Ama ben bu kadar kaliteli, pahalı... Ah neyse, boş ver. Şu an daha önemli meselelere odaklanalım. Gelin arkadaşlarım, bir davamız var. Bir dakika bekleyin Bay Luker. Ne oldu Emma? Duymadın mı? Onun Pokemon'u çalınmış. Bir an önce o Pokemon'u geri almalıyız. Her türlü iddiasına girelim ki bu yaşlı hanımın Pokemon'unu çalan eleman Limois çetesinin bir elemanı. Onlar zorlu tipler, biliyorsun, öyle değil mi? Eğer bu işe burnumuzu sokarsak bu bir savaş demektir. Affedersin, kimden bahsettin? Limous çetesi mi? Evet, o yüzden vazgeçelim, olur mu? Biliyorsun, sen dışarı çıktığın zaman yaşlı hanım bayağı küfürlü konuşuyordu. O kibar biri değil. Ve onun gibi bir insana yardım etmek için de uğraşmaya gerçekten değmez diyor Emma. Ha, gambatta kisama motto kişamate. Sallıyorum. Japonca bilgim yok. Hayır Emma, bu doğru olmaz. Eğer birisinin başı beladaysa ona yardım etmeliyiz. Eğer Pokemon'ların başı beladaysa sen yardım edersin. Bu Luker Bros'unun politikalarından biri ve asla değişmeyecek. Bu insan benim hakkımda ne derse desin, bu bizim yapacağımız şeyi değiştirmez. Şimdi burada bekleyin lütfen. Benim Lumos istasyonuna gitmem gerekiyor. Bay Luker! Crash, Bay Luker'a yardım et lütfen. Onun Pokemon'u bile yok. O geçmişte bir şey demişti. Zamanında onun bir Pokemon'u varmış. Sürekli yanında olan bir partner. Ama o bir davadayken ve neler olduğunu bilmiyorum ama onun partneri başaramamış. O yanında bir Pokemon olmadan bile Lumos çetesine karşı gelirse onun bir şansı yok. O lütfen lütfen git ona yardım et. Sen onun partnerisin, öyle değil mi? Onu yalnız bırakma. Tabii ki oğlum, yalnız bırakmayacağım. O Crash, teşekkür ederim. Limous çetesi sürekli Limous istasyonunun oradaki platformlarda bir yerde, kuzey bölgesinde. Bence sen onlarla yüzleşecek kadar güçlüsün Crash. Ama her şey için hazır ol. Arigato gozaimasu. Tamam. Evet arkadaşlar, Luker'a yardım etmek için hemen ayrılacağım. Luker'ın başı dertte. Geçmişte de Pokemon'unu kaybetmiş. Şu an yine üzüldüm. Yani Japon bize küfür etse de, ana bacı sövse de, sonuçta biz başı derde girmiş olan insanlara yardım ediyoruz. Bizim politikamız bu. Ve gideceğiz ve onun Pokemon'unu kurtaracağız arkadaşlar. Direkt kuzey bölgesinde yardırıyorum arkadaşlar. Luker'ın yanına gideceğim. Luker'ın bizim yardımımıza ihtiyacı var arkadaşlar. Limois istasyonu ne taraftaydı? Hemen yardıralım. Luker bizi bekliyor olmalı. Yani tek başına ne yapacak abi? Pokemon'un bile yok harbiden yani. Neden çeteye karşı geliyorsun ki? Bizi çağırsaydın ya, hemen gurur yapıyor ya. İyice yaşlandı, vallahi iyice yaşlandı ama neyse, ustamız diye saygı duyuyoruz. Yardıralım abi, Limois istasyonuna doğru yola koyuluyorum. Limois istasyonu rotada gözüktü. Hemen bu binaya giriyorum. Pokemon'larıma bakmadım bile aslında. Evet.
Cencar bence onların üstesinden gelebilir. Cencar'la sahaya çıkacağım arkadaşlar. Limois istasyonu burada. Hemen Limois istasyonuna giriyorum. Bakalım burada neler var. Lokırcığım, neredesin? Hey hey hey, burada ne yapıyorsun ihtiyar? Ha, bir hatayla mı buraya geldin? Yanlışlıkla mı buraya geldin? Eğer cesaretin varsa gel de bizimle savaş bakalım. Onaylandı. Bu düşünceyi bir tut. Ben buraya savaş için gelmedim. Sadece küçük bir ricam var. O turistin çalınmış olan Pokemon'u geri verin. Ha, şaka yapıyorsun, öyle değil mi? Oldu bir de üzerine teşekkür edelim. Daha ne istiyorsun bunak? O zaman biz neden onu çalmakla uğraştık ki? Bana bak yaşlı adam. Senin adın Luker mı? Bu surat ne? Biz Limoz çetesiyiz ve senin görüntüne katlanamıyoruz, tamam mı? Emma seninle yaşadığından beri artık bizim yanımıza uğramıyor, bizimle takılmıyor bile. Ne demek istiyorsun? Duyuyor musun beni? Bitirmedim ben. Sence biz neden bu saçma Pokemon'u çaldık? Ona neden sormuyorsun? Bizim planımız onu bizim bölgemize çekmek içindi. Emma'yı bizim bölgemize çekmek içindi bu davayla. Öyle değil mi? Tamam yaşlı bunak. Pokemon getir ve bizimle savaş. Eğer kazanırsan Pokemon'u alırsın. Kaybedersen hiçbir şey alamazsın. Ve bizim Emma'mızla da daha bir şey yapamazsın. Sizin mücadelenizi kabul edemem. Oo, korktun mu seni bunak? Ya da yanında bir Pokemon olmadığı için vaz mı geçiyorsun? Aslında birini doğru tahmin ettin. Ha, bizimle mücadele edemiyorsun, öyle değil mi? Tamam o zaman biz ona kendisini hazırlaması için zaman verelim. Git ve uzun çimenlerde lanet olası bir Pokemon yakala. Daha sonra buraya gel ve savaşalım. Neyse, benim laflarımın burada önemi yok gibi. O zaman ben gideceğim, geri döneceğim ve sonra... Oh Crash! Aha, ben tam burada kendimi bir aptal yerine koyarken buraya geldin Crash. Onların dediği gibi. Usta Luker'ın yanında herhangi bir Pokemon'u yok. Ve ben bu çalınmış Pokemon'u turiste geri vermek için herhangi bir şey yapamam. Hey, bu lanet olası çocuk da kim? Bu yaşlı adamla takılıyor. Tamam o zaman çocuk, sen onun yerini alabilirsin ve eğer kazanırsan sen çocuk, biz Pokemon'u veririz. İhtimalleri sevdin mi? Tamam o zaman savaşa başlıyorum abi. Gangsterlerle savaşa başlıyoruz. Tamam, başlayalım. Bunlar Emma'ya kafasını takmışlar. Emma'nın bunlarla takılmasını istiyorlar. Yani bir nevi Luker Emma'yı çaldı. Bunlar da buna katlanamamışlar. Mandibuzz çıkardı arkadaşlar. Uçan ve karanlık türü bir Pokemon. Ben de Cengar'ı çıkardım. Thunderbolt'um vardı. Level farkına bakacağım. 58 level bir Thunderbolt Mandibuzz'un işini bitirebilir. Direkt Thunderbolt atıyorum ve Mandibuzz'un işini bitirmeye çalışıyorum. Umarım tek yer. Çok az canı kaldı. Karanlık türü bir saldırı. Whirlwind yaptı. Pokemon değiştirecek. Fiziksel ve karanlık türü bir saldırı koysaydı bizim anamızı ağlatabilirdi. Enel çıktı. Güzel. Direkt Thunder Punch yaparak bu savaşı burada bitiriyorum arkadaşlar. Ya çetenin amacı belli. Pokemon'u öylesine çalmışlar ve Emma'yı geri istiyorlar. Sinirleri bozulmuş. Bakalım neler olacak. Kazanırız yani savaşları. Bundan eminim. Tamam. İlk savaşımızı aldık. Hey hey, senin neyin var böyle? Çok güçlüsün. Sıra bunda arkadaşlar. Bununla da savaşalım. Sanırım sana olayların nasıl kolay olduğunu göstereceğim diyor. Seni kolay bir şekilde yenebilirim diyor. Ben bunu Emma için yapacağım diyor. Abi Emma'nın da amma fanı varmış. Anasını satayım ya. Evet. Eris'le savaşıyoruz. Pangurusu var arkadaşlar. Karanlık ve dövüş türü bir Pokemon. Karanlık türü Pokemonlar aslında Ginger için sıkıntı. Bence Pokemon değiştirsem daha iyi olacak. Hiçbir Pokemon'umu riske atmak istemiyorum. Aynı zamanda dövüş. O zaman Enel'in Brick Break saldırısına güvenebiliriz arkadaşlar. Pyro'nun canı az. Pyro'ya şu an güvenemem. Pokemon'larımı iyileştirmemişim. Git Enel. Bakalım Panguru ne yapacak? Entrainment yaptı. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Daha önce bu saldırıyı görmedim. Bize kendi yeteneğini verdi. Iron Fist yeteneğini verdi. O zaman ben Brick Break ile daha iyi vurabilir miyim? Bu da yumruk saldırısı değil mi? Ya da değil ya. Thunder Punch daha iyi vururdu mesela. Neyse, yani hiçbir işe yaramadı saldırısı.
yendik. 3 Pokemon'u mu vardı bunun? Gengar 73 level oldu. Çok güzel hocam. Sıradaki Pokemon'u Buffalant arkadaşlar. Normal türü bir Pokemon. Buna direkt Brick Break yapıyorum ve bunun da işini böylece bitiriyorum sevgili Feygulcular. Bu da yalan olsun. Tauros'un uzaktan akrabası. Bakalım sıradaki Pokemon'u ne? Evet, Eris'i de yendik. 3 Pokemon'u var zannediyordum. Sonuncu elemanla da kapışıp bu olayı burada bitirelim. Göründüğünden daha güçlüsün seni zayıf şey. Evet, sonuncu elemanla kapışacağım. Hey hey hey, burada terör estirmeyi bırak. Beni yenmek mi? Ciddi olamazsın. Evet, seni yeneceğim. Hadi bunu yapalım diyor. Bizim burada Emma'ya ihtiyacımız var, anladın mı? Abi Emma'yla alıp veremediğiniz ne anasını satayım ya. Tamam, siz de sokaklarda büyüdünüz de Pokemon çalmak da hiç hoş değil yani. Durdigon. Evet, karşımızda bir ejder var. Liderleri güzel Pokemon'lar yakalamış gibi gözüküyor en azından. Git Gengar. Fight Sludge Bomb at abi. İşini bitir direkt. Sludge Bomb atıyorum arkadaşlar. Tekledik. İkinci Pokemon'u ne bakalım. Savaşlar yani şu noktada pek de önemli değil. Crocodile çıkardı. Toprak ve karanlık türü bir Pokemon. Enerji bol saldırımız var. Çarpı 2 vurabiliriz onunla. Hatamız bir kademe düştü Intimidate yeteneği yüzünden. Enerji bol atıyorum. Ve Crocodile'ın işini de böylece bitiriyorum arkadaşlar. Mükemmel. XP'mizi aldık. Nyx'i de böylece yendik. Bakalım şimdi olaylar nereye bağlanacak. Ah, ne karın ağrısı ama. Tamam o zaman. Pokemon alabilirsin falan diyor. Bu arada hey hey sizler durun. Emma geldi arkadaşlar. Bakalım olaylar nereye bağlanacak. Emma. Diyor Emma diyor Luker. Size durun diyorum, durun. Ve şu çaldığınız Pokemon'u geri verin. Olayı anlamadıysan biz bunu senin için yaptık Emma. Bizi diğer şeyler o kadar rahatsız etmedi. Eğer sen kendini bize göstermeseydin bunların bir amacı olmazdı. Bu çetenin lideri. Bizim bu çetenin liderini ne kadar özlediğimizin farkında mısın? Bize böylece yeni haberlerle geliyorsun ve asla eski arkadaşlarını özlemiyorsun. Yapmadığın şeyler için sağ ol. Aa, kesin şunu. Ben size önünüzde şunu diyorum. Beni bir dinleyin. Artık beni bu işin içinde saymayın. Ayrıca sen haddini fazla aştın. Ben sana söylemeden bana patron dedin. Bana öyle patron deme. Buna ben karar veririm. Ben kendimi kaybetmeden buradan kaybolun. Hayır 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 tamam. Anladık anladık patron anladık. Sana patron demeyeceğiz patron. Sen buralara gelmediğin için seni özledik sadece. Tamam poketoplarını geri veriyoruz. Bizi affet olur mu? Tamam, yeterli kadar konuştunuz. Şimdilik sizi affediyorum ama Pokemon'ları çaldığınız yaşlı hanımdan özür dilemeniz gerekiyor. Ve Bay Luker'dan da. Tamam efendim özür dileyeceğiz. Ben gerçekten seninle Pokemon'lar hakkında dalga geçtiğim için özür dilerim. Ve sınırı aştığım için beni affediyor musun? Ahem, tabii ki diyor Bay Luker. Pokemon'ları geri verdiğinize göre artık bu olayları geride bırakabiliriz. Ve böylece dava kapanmıştır. Teşekkürler Crash, teşekkürler Emma. Hadi Luker'ın bürosuna geri dönelim. Tamamdır. Oo, bir şey unuttum. Bekleyin bekleyin, 30 saniye bekleyin. Hey elemanlar. Ha? Sanırım sizin dileğiniz Emma ile arkadaş olmak, öyle değil mi? Evet, bunu doğru tahmin ettin, öyle değil mi? Diyor. İnsanların kötü niyetleri olduğu zaman ben genelde onları kolay bir şekilde affetmem. Özellikle böyle zalimce ve düşüncesizce şey yapan insanlardan. Mesela eğitmenlerin değerli Pokemon'larını çalmak gibi. Oysa ben şuna inanıyorum ki sadece inanıyorum. Biliyorsun. İnsanlar ve Pokemon'lar evrim geçirme özelliğine sahip. Ve böylece eğer bana bir daha zalimlik yapmayacağınıza, hırsızlık yapmayacağınıza söz verirseniz siz de böylece Luker'ın bürosuna gelebilirsiniz.
Ve herhangi bir zaman Emma'yı ziyaret edebilirsiniz. Onun arkadaşları olarak. Bay Luker. Efendim. Şimdi dönelim. Luker'ın bürosuna. Abi sen Luker ne kadar delikanlı bir adamsın ya. Adam gerçekten sağlam felsefeler veriyor yani. Bay Luker, ben önceden olan şey için gerçekten özür dilerim. Kadın sizi aşağıladığı zaman ben sadece öfkeyle görmeye başladım ve ben eğer bu olaydan bir şey öğrendiysen benim duymak istediklerim sadece bunlar Emma. Ama şu an için beni endişelendiren şey bu değil. Senin bu çetenin lideri olduğunu öğrendiğim zaman düşüncelerimi düşün, hislerimi düşün. Aa, bu çok saçma. Ben gerçekten o çetenin bir elemanı değildim, harbiden. Ben bir kere onlarla büyük bir kavgaya girmiştim ve onları yendiğim zaman onlar beni patronları olarak görmeye başladılar. Bu onların fikriydi, benim fikrim değil. Evet, eleman içeriden girdi. Onu patron olarak gören punkçı çocuk ve şunları diyor. O tatlı bir kız olarak gözükebilir ama Emma çılgıncasına güçlüdür. O gerçekten öyle dedi Luke efendim ve Bay Crash. Aa, sen şu çetedeki çocuksun. Şimdiden ziyaret için buraya mı geldin? Tamam. Bize efendim demene gerek yok. Bana Luke diyebilirsin. Aa, tamam efendim. Yani şey Bay Luke. Olay şu. Sizin dediğiniz gibi Limois çetesi evrim geçirecek. Biz artık çalma ve hırsızlık işlerini bırakıyoruz. Biz artık dürüstçesine işler yapacağız. O yüzden lütfen bize Emma'yı görme izni verin. Olur mu? Onu kimse neden bir şey demiyor? Bu harika. Hayattaki yönünü değiştirmek evrimin ötesinde bir şey. Bu gerçekten mega evrim gibi bir şey. Bu dünyada bir değişim yaratmak istiyorsan dürüst iş yapmak gibisi yoktur. Bunun bir benzeri yoktur. Yani daha farklı bir şey yaparak dünyayı daha iyi bir yere çeviremezsiniz diyor Bay Luker. Aa, bu doğru efendim. O zaman tamam. Daha sonra görüşürüz. Tamam mı? Emma. Hey Bay Luker. Sorun ne Emma? Bay Luker. Siz eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız dürüst iş yapmak gibisi yok demiştiniz. Ama ben herhangi bir iş yapmıyorum ki. Bana sizin asistanınız olmam gerektiğini söylediniz. Ama ben buraya geldiğimden beri herhangi bir iş yapmıyorum. Sadece burada kalıyorum. Ben sadece sizden bir şeyler öğreniyorum. Bu gerçekten yeterli mi? Benim burada olmam kafi mi? Bunlar güzel sorular Emma. Buraya geldiğinden beri durmaksızın bir şeyler öğreniyorsun, öyle değil mi? Herhangi bir yaşta öğrenmek çok önemli bir şeydir. Özellikle şu an senin için. Çalışmalarla kalbini doldurmaya devam et. Endişelenmene gerek yok. Ama Bay Luker. Biz her zaman Luker bürosundayız. Ve neredeyse bizim hiç müşterimiz yok. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Mime ve ben sizin için bir engel olmayalım. Ya kız da düşünceli, tamam mı? Yani kız da şu an mantıklı düşünüyor. Yani Bay Luker'a yük olmak istemiyor. Çünkü herhangi bir müşteri gelmiyor abi. Gördüğünüz gibi 40 yılın başında bir dava alıyoruz, onu çözüyoruz. Burası nasıl geçimini sağlayacak yani? Kız da bunu düşünüyor o yaşında. Helal olsun. Yani demek istediğim, siz bu görevi aldınız ama bu turist kadından para almayı reddettiniz. Bana karşı dürüst olun Bay Luker. Gerçekten bak size canı gönülden soruyorum. Mimi ve benim sizin yanınızda kalmamızın parasal bakımdan bir sorunu var mı? Gerçekten yani bir problem varsa lütfen söyleyin. Sizin endişelenmenize gerek yok. Benim gibi kanı kaynayan bir dedektifin her zaman köşede parası vardır. Hatta benim köşedeki paralarım Sinop bölgesindeki Koronet Dağı kadar büyük. O kadar bir yığın param var. Belki ben sana çalışmalarında Koronet Dağı'nı öğretmedim, öyle değil mi Emma?
Böyle endişeler hakkında sen düşünme Emma. Bunları ben düşünürüm. Senin buradaki görevin sıkıca çalışmak ve böylece benim güvenilir asistanım olacaksın. Anlaştık mı? Güzel. Ah be, olaylara bak abi, yemin ediyorum. Hey Mimi. Meow. Bay Locker dedi ki bizim herhangi bir şey hakkında endişelenmemize gerek yokmuş. Ama ben şunu hissediyorum ki biz ona sonsuza kadar güvenemeyiz. Yani kızın demek istediği şey, yani biz sonsuza kadar Bay Locker'ın yanında yaşayamayız, ona yük olamayız diyor Mimi'ye. O bizim burada bedavaya kalmamıza izin veriyor ve bizim yediğimiz yemeklerin parasını ödüyor. Mrav mrav. Sanırım benim bir şeyler yapmam gerekiyor. Mrav. Bay Locker sayesinde ben artık okuyabiliyorum, öyle değil mi? Ben şehirde part-time iş için ilanlar görmüştüm. Mı? Bu ilanlardan birinde çok kolay bir iş olduğunu söylüyordu ve herhangi birisi bu işi öğrenebilirmiş. Belki bunu ben bile yapabilirim o zaman. Ben şu an oraya gideceğim ve onlardan bir iş isteyeceğim. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun Mimi? Gerçekten öyle mi? Evet. Olaylar gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. Basit görevler yapıyor olarak gözükebiliriz. Ama ne yazık ki bir olay hikayesi var. Bir hikaye var. O gelişmeye devam ediyor. Bu bölümü burada bitirmek zorundayım. Pek fazla görev yapamadım. Bunun farkındayım. Blue Locker görevleri uzun. Umarım sonraki bölümlerde bitirebilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani ben bu bölümde iki tane görev yapacağımızı falan düşünüyordum ama yapamadık. Ne yazık ki baya bir hikaye var. Sizlere bu hikayeyi çevirmem gerekiyor. Hikayeyi anlatmam gerekiyor. Biraz filler bölümü oldu Pokemon 7 bunlar. O yüzden biraz uzayacak. Ben iki bölümde falan biter zannediyordum ama belki üç bölümü de bulabilir. Hikaye burada bitmedi. Bu bölümde neler oldu arkadaşlar? Bu bölümde Mimi ve Emma ofiste yaşamaya başladı. Daha sonra bir tane görev aldık. Mimi'nin geçmişte alakalı olduğu kişiler bir turistten Pokemon çalmışlar. Ve daha sonra Luker ve Emma arasında diyaloglar geçti. Emma da daha fazla Bay Luker'a yük olmak istemiyor ve bir işe başlamak istiyor. Artık okuyabiliyormuş. Bakalım bir sonraki bölümde Emma bir işe başlayacak mı, neler yapacak? Şu an durgun gidiyor olabilir ama ben sonunda bu hikayenin sonunda güzel bir hikaye veya bu hikayenin sonunda güzel bir mesaj bekliyorum. Güzel bir son bekliyorum. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Başınızı şişirdim arkadaşlar. Çok über gerekli bölümler değil. Yani bunları oyunda yapmasanız da olur. Ama ben dediğim gibi walkthrough tarzında bir video çektiğim için bunları da yapmak zorundayım. Bu hikaye hakkında sizi bilgilendirmek zorundayım. Benim görevim bu. Daha deneyecek bir şey yok arkadaşlar. Seriye destek olmak için ve ben yakın zamanda Pokemon Sun veya Moon'u alacağım. Bana destek olmak için arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Daha denilecek bir şey yok. Pokemon yeni bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yorumlarınızı, teorilerinizi bekliyorum. Artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygulcular.